Kur'an'dan hüküm çıkartmak için Arapçayı bilmek ve ekip çalışmasının önemli olduğunu hep vurguluyorsunuz. Peki Arapça bilmeyen insanlar Kur'an'ı niçin okumalı ve nasıl kullanmalı? Kur'an-ı Kerim'i tabii ki okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman oradan bilgiler edinirsiniz. Bu ayetler bağlantılarıyla birlikte size anlatıldığı zaman oradan elbette ki her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak başkadır. Kur'an'daki hikmeti, doğru hükümleri bulup çıkartmak başka bir şeydir. Onun için Allah-u Teala Fussilet suresinin 3. ayetinde ne diyor? Kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Nasıl açıklanıyor? Kur'an'ın Arapça Kur'anlar halinde. Kur'an ne demek? Kur'an işte bu, buna da Kur'an-ı Kerim denir. Çünkü ilgili ayetler kümesidir. Allah'ın indirdiği tüm ayetlerin en büyük kümesi budur. Ama bunun içerisinde de sayısız kümeler vardır. Yani her konuyu açıklayan ayet kümeleri vardır. Ona da Allah-u Teala Kur'an söylüyor. Ama Arapça dil olarak diyor. Arapça kurallarına göre açıklamıştır. Niye? Kim için açıklanmış? Likavmin ya'lemun, bilenlerden oluşan bir topluluk için. Dolayısıyla bunu biz söylemiyoruz. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Bir bilenlerden oluşan bir topluluk şart. Onlar da Arapça dediğine göre mutlaka Arapça bilen olması lazım bu ekibin içerisinde. Yani Kur'an'ı iyice anlayacak Arapça bilgisi olması lazım. Bir de Kur'an oluşabilmek için ilgili bütün ayetleri bir araya getirebilmesi lazım bu ekibin. Ancak o zaman Allah'ın yaptığı açıklamalara ulaşılabilir. Bir ekip çalışması yapsanız bile açıklamaları da yanlış da yapabilirsiniz. Ne kadar gayret ederseniz edin. Yani bunu yapan bir kişi mutlaka doğru yapmış demek değildir. Herkes tarafından da denetlenmelidir. Denetleyen kişi şey yapar, yani şöyle diyelim. Bir kimse yemek yapamayabilir. Ama yemek tuzluysa hemen fark eder. Niye? Fıtratına ters düşer. Yemeğin dibi yanmışsa anlar. Ya da yemeğin tadında bozukluk varsa hemen anlar. İşte hangi ekip, hatta başında Muhammed Aleyhisselam da olsa, Nisa suresinin 176. ayetinde Allah-u Teala ona sorulan sorunun cevabını kendisinin verdiğini söylüyor. Çünkü yanlış yola girersiniz diye şey yapıyor. Yani Muhammed Aleyhisselam da olsa hata yapabilir. Dolayısıyla her Müslümanın bunu denetleme görevi vardır. Yani siz şeyi, Allah'ın ayetleri olarak, işte yaratılmış ayetler olan tüm gıda maddelerini düşünün. O gıda maddelerinde yemek yapabilmek için yemeği yapmanın usulünü bilmek lazım. Onu bilen kişi, kişi değil, kişiler aslında. O birisi yemeği yapar ama o kadar çok onun içerisinde kişinin emeği vardır ki. İşte birisi yağını üretmiştir, birisi tavasını üretmiştir, birisi ateşini üretmiştir falan, birleşmişlerdir. Ama en iyi aşçı bile olsa yemekte hata yapabilir, değil mi? O zaman hata yaptığı da ne olur? O kişinin fıtratıyla anlar. İşte tuzlu olmuş, yağı fazla olmuş, işte tadı iyi değil. Peki hikmet de yanlış sonuçlara varılırsa her insan kendi fıtratıyla bunu anlayabilir. Dolayısıyla sen kimsin, kaç para edersin, Arapça biliyor musun değil. Herkesin itiraz hakkı vardır. Ama herkes bunu yapamaz. Çünkü Allah'ın koyduğu kurala ters.